Normalde bu gitarları öncesinde incelerim, detaylı olarak bakarım, özelliklerini araştırırım ve sonra size anlatırım. Bugün bir ilki gerçekleştiriyorum kendi adıma. Arkadaşlar bu gitarı aldım ve bu kadar. Yani henüz daha denemedim ve sizinle ilk izlenimlerimi aslında paylaşacağım. Beraber inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kılıfında. Şimdi bu kılıfını açalım. Bu kılıf derken bu arada normal bir kılıf değil. Elime aldığımda hissettiriyor zaten. Big gag olarak geçiyor. Yani kalın. Mesela bu gitarı koydun. İstediğin yere götürebilirsin. Bagajı at. Sağa sola at. Hiçbir şey olmaz. Aynı zamanda sudan, yağmurdan, soğuktan falan da etkilenmiyor bu kılıflar arkadaşlar. Gitarımız çıktı. Bakın şöyle. Çok yakışıklı bir gitar. Tam bir canavar. Bu arada ağır olduğunu hissediyorum. Normale göre, normal bir gitara göre fazla ağır açıkçası. Şu gitar şöyle bir dursun. Bakacağız. Kutumuzun içinden başka neler çıkıyor onları da bir bakayım. Bu kutulu geliyor normalde. Ben direkt mağazadan teslim aldığım için arkadaşlar böyle gigbag içerisinde aldım. Dediğim gibi gigbag'de hem böyle omuz askılarında süngerler var. Burası daha kalın, böyle normal tişört gibi kılıflarla karıştırmayın. En kötü gigbag bile şu anda 1500-2000 lira civarlarında, öyle söyleyebilirim yani. Çünkü içinden giren bazı aksesuarlarımız var. Nelermiş bunlar? Gitarımız akıllı bir gitar olduğu için Type-C şarj kablosu geliyor arkadaşlar. Şöyle dursun. Şu anda bataryası dolu, yani şarjı var. Şarjı da 5 saate kadar gidiyormuş, şimdi gördüm orada. Bir tane de şöyle jack kablosu çıkıyor. Bakın buna benzer bir gitar tanıtmıştım. Yine Enya markaydı, hatırlarsınız. O videonun altına ve daha sonrasında Instagram'dan çok kişi şunu yazmış. Bu gitar aynı zamanda elektroakustik mi? Yani amfiye, ses tesisatına veya ses kartına bağlanabiliyor mu? Sahne alabilir miyim bu gitarla? Evet arkadaşlar. Orada da gösterdim ama bu kısımlar genelde atlandığı için videoda gözükmüyor. Jack kablosu var. Bakın jack kablosu var. Bu gitar elektroakustik bir gitar. İstediğin yere bağlayabilirsin. Bunu da söyleyeyim. Başka ne çıkıyor içinden? Dur şunu şöyle bırakalım. Bir tane alyan çıkıyor. Sap ayarını yapabilmemiz için. Çok güzel. İki tane de kitapçık çıkıyor. Tabii ki de her Türk'ün yaptığı gibi kitapçıya hiç bakmayacağım. Ama güzel kitapçıklar bu arada. Bu kitapçığını gösterebilirim arkadaşlar. Kendi uygulamaları var. İçerisinde bir tane şurada kazı kazan kısmı var. Kazıyorsun orayı. VIP bir kod veriyor. Yani gitarı aldığınızda VIP olarak da böyle bir müzik uygulamasına sahip oluyorsunuz. Burada gitarla ilgili bütün içerikler var. Ses efektleri, öğrenmeler, şarkılar, akorlar, tuning vesaire. Sizler de işte bunu aldığınızda buradaki VIP kodu kazıyıp uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Telefonlara hem Android hem de iOS cihazlara inebiliyormuş bu arada. Şöyle kalsın. Evet, kutu içeriğimiz bunlar aslında, basit. Şimdi gitara gelelim. Gitarı incelemedim dedim. Evet ama akordunu yaptım arkadaşlar. Baktım bir sıkıntı var mı yok mu diye. Normalde tellerin üzerinde de böyle bir kağıt kaplı geliyor. Teller tazeliğini korusun, paslanmasın diye. Şimdi gitarımızın şu üst kısmında bir tane düğme var. Buna bastığımızda ışık yanıyor ve ses efektleri var burada. Herhangi bir yere bağlamama gerek kalmadan kendi içindeki amfi ile bize ses veriyor arkadaşlar. Bir amfi sesiymiş gibi. Burada efektler var. Bunlara bakacağım. 4 farklı efektimiz var. Şöyle de kapatabiliyoruz. Evet. Önce bir gitarın dış kısmını inceleyelim. Bakın mat bir yüzeyi var. Ben ilk gördüğümde karbon fiber zannettim ama karbon fiber değilmiş arkadaşlar. Sıkıştırılmış, ahşapmış ama üzerindeki kaplama çok acayip. Siyah gitarların hangi model alırsanız alın, biliyorsunuz ki en büyük sıkıntısı toz arkadaşlar. Şu anda da gitarım hafif tozlu. Yani o tozu görebiliyorum. Şöyle güzelce bir silmek lazım. Her gün silmek lazım. He, şık duruyor mu? Siyah gitarlar çok şekil ve şık duruyor. Ama evet, o toza da katlanacaksın yani. Evet, burada bir Type-C girişi var. Oradan şarj ediyoruz. Bir de XLR kablo, pardon özür dilerim. Jack kablosu girişi var. Şurada. Oradan da amfiye, ses tesisatına vesaire bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım özelliklerine. Üst kapak, arka kapak, gövde. Bunlar yüksek basınçlı laminat. Avrupa Ladini. Ön kapak, arka ve gövde, arka kapaklar ve yanlar
Koa ağacından yapılmış arkadaşlar. Ağır olmasının sebebi ise içindeki mekanizma arkadaşlar. Normal bir gitara göre ağır. Bakın arka kısmını size çevireyim. Bu gövde bölümü, kasa bölümü siyahken sap bölümünü şöyle ahşap bırakmışlar. Bence çok tatlı olmuş. Yani şöyle baktığınız zaman gerçekten çok yakışıklı duruyor. Burası siyah olsa mesela o kadar etkilemezdi beni. Burayı farklı yapmalarını gerçekten çok sevdim. Şimdi bu sapı hangi malzemeden yapmışlar? Bana böyle maun gibi geldi ama. Evet, sapı NATO yazıyor arkadaşlar. Ben şimdi gördüm. Bu gitar kasa modeline Grand Auditorium deniyor. Bence akustik gitarlarda en rahat, yani kullanımı en rahat kasa modeli bu. Yani Dreadnought'lara göre bu daha iyi. Ne farkı var diyecek olursam, mesela bakın şu arkamdaki klasik gitar var ya, klasik gitarın o rahat formuna sahip. Normalde akustik gitarlar, Dreadnought'lar mesela, şurası daha böyle kaba, daha geniş. Şu kısmı biraz daha böyle geniş. Sizi tutarken, çalarken biraz daha zorlayan gitar modelleri oluyor. Eşiklerimiz yine burada alt eşik ve üst eşikler arkadaşlar. Hem köprüdeki hem buradaki. Sentetik kemik olarak geçiyor. Üzerinde gelen teller 12 numaraymış. Fosfor bronz teller yine bizi karşılıyor. Akort burgularını da şöyle arkadan göstereyim. Çelik, siyah akort burguları var arkadaşlar. Şimdi birazcık sesine bakalım artık. Merak ediyoruz. Bir akort tazeleyeyim. Şöyle bir pozisyona geleceğim. Gitar yeni olmasına rağmen pek akort kaçırmamış. Böyle eksi ikilerde falan hep. Ne zaman akort ettim? Yaklaşık 6, 5-6 gün önce akort ettim. Evet, şu anda mekanizması açık değil arkadaşlar. Bu mekanizma tek bir düğmeden oluşuyor. Basılı tuttuğumda aktif olacak ama öncesinde saf kendi sesini bir duyalım. Mesela şu geldi aklıma. Burada pena, pickguard yok. Pickguard olmadığı için çok pena sürekli burayı aşındırır mı diye merak ediyorum ama kaplama o kadar güzel ki buna hiçbir şey olmayacakmış gibi de geliyor. Bunu kullanımda göreceğiz. Arkadaşlar şimdi benim şöyle pena kutum var. Buradan başka pena seçmem lazım. Üzerindeki teller 12 numara olduğu için ben normalde 11 kullanıyorum. Bu şeyler birazcık zayıf geldi bana. Penalar ince geldi. Evet, 0,96 milim bir pena aldım. Ötekiler 70'ti. Özellikle bas tonları inanılmaz etkileyici. Yani burada sade gitardan bahsediyorum şu anda. Sistem açık değil. Bas sesler böyle göbeğimin bu kısmına geliyor. Ben oradan göbeğimden anlıyorum açıkçası. Vücudumda o titreşimi hissettiğim zaman diyorum ki tamam, bu gitar okey. Şimdi sistemi açalım. Bakın şöyle göstereyim bir defa. Bir defa uzun bastım, yeşil yandı. Bu modlarında hemen efektlerini söyleyeyim. Bu akustik plus modu. Yine akustik ses çıkıyor ama bir amfiye bağlamışız gibi çıkıyor. Bir defa basıyorum. Mavi, bu da reverb modu arkadaşlar. Bir defa daha basıyorum. Delay. Bir defa daha basıyorum. Mor, fusion modu. Şimdi tekrar yeşile döndüm. Evet. Şu anda yeşil. Zaten ben çalarken şurada renkleri görebilirsiniz. Ve bunu sağ sola çevirerek volümü, yani bu efektin miktarını, bakın şu anda yokken bunu çeviriyorum. Evet, bir amfiye bağlı saf bir akustik gitar sesi duyuyorum.
Bıraktım. Hala devam ediyor ses. Çok güzel. Bu içerisindeki sistemin pili 5 saat gidiyormuş arkadaşlar. Tam dolumda 5 saat. Bir de şunu soran arkadaşlarım olmuştu. Bu sistemi dışarıdan alsak gitarlarımıza takabilir miyiz? Öyle bir sistem değil. Burada bunun için özel üretilmiş çipler var bunların içinde ve direkt farklı bir teknolojiyle bu ağaçların içerisine kendisine bu rezonansı titreşimi veriyor arkadaşlar. Yani içinde böyle atıyorum küçük benim burada bir tane vardı. Ha şurada küçük JBL'im var şöyle. Öyle içine bir tane küçük hoparlör koyduk. Bir tane mikrofon koyduk gibi bir şey değil. Zaten mikrofon olsa ben içine şöyle konuştuğumda şu anda benim sesimi yankılı bir şekilde tekrar ediyor olurdu. Yani burada sistemi çok farklı. O yüzden farklı bir gitara entegre edilemiyor. Şimdi burada birazcık çalalım. Akustik gitar modu. Akustik modda rezonans çok iyi, ses uzunluğu inanılmaz gidiyor. Ben çok sevdim. Yani normal çalımda bayağı fark ediyor. Şimdi mikrofona yansıyan sesle bizim burada atmosferik olarak hissettiğimiz ses tabii ki de farklı. Ben bir defa bunun titreşim, rezonansı, o titreşimleri, dalgaları vücudumda hissediyorum arkadaşlar. Onun haricinde gerçek ortamla mikrofon farkı da tabii ki bu efektlerde var. Şimdi geçelim. Neydi bu? Reverb. Reverb bir derinlik katıyor. Bunu çaldığımda sanki bir sahnedeyim gibi. Bak oradan kapoya uzanıyordum. Omuzum değil. Kolumun altı değdi, hemen mod değişti arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Biz mavi tondaydık. Bir de kapoyla da deneyeyim. Ben her gitarı böyle kapoyla denemeyi seviyorum arkadaşlar. Burada benzer şarkılar yine çalayım. Süper. Bakın aynı melodiyi delay'de çalayım diyecektim ama delay çok fazla mesela şu anda. Bunu birazcık kısıyorum. Bu tekrar. Başka bir şey çalalım bunda da. Buna ne gider? Veya sololarda yine çok bizim hoşumuza gidebilecek bir şey. Mesela bunu merak edeceğinizi biliyordum ama bu delay'de mesela bu şarkıda delay'in tekrarını falan timingini ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bu bize o kadar büyük bir imkan sunmuyor. Onun için bir pedal yani delay pedalı gerekiyor. Tekrar açalım.
kesik kesik çalmaya çalışıyorum özellikle. Böyle hissedeyim diye. Son olarak Fusion modu. Bunda böyle blues tarzı yapsak nasıl, yakışır mı? Yok, pek yakışmadı. Veya böyle vaha da benziyor. Böyle Fusion modunu ben çok kullanacağımı zannetmiyorum açıkçası. Kişisel olarak arkadaşlar. Şu klasik şarkılarımızı da çalalım, kapatalım. Fusion modu hiç bu tarz şeyler için değil. Evet, çok mistik, güzel. Çok eğlenceli ya. Hadi Shape of My Heart yapalım. Hiç tırnağım yok. Anca bu kadar ses çıkıyor. Evet, gitarımızı şöyle kısaca bir incelemiş olduk. Bu modeli soran bana Instagram'dan çok arkadaşım vardı. Çünkü fiyatına göre gerçekten sunduğu imkanlar çok fazla. Şunu da kapatalım, şarjımız yemesin. Enya Müziğin Türkiye distribütörü Zuhal Müzik arkadaşlar. Zuhalmüzik.com üzerinden Onurart 5 koduyla indirimli bir şekilde bu gitara sahip olabilirsiniz. Ve diğer bütün Enya modellerde de geçerli Onurart 5 kodumuz var. Az da olsa, az değil aslında, bayağı da indirim yapıyor bu arada. Sepet ekledikten sonra Onurat 5 kodunu girerek de indirim alabilirsiniz ekstradan. Farklı sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videomuzda ne tarz gitarlar yapalım, bunu da yorumlara yazarsanız. O zamana dek bol müzikli günlerde kalın, hoşça kalın diyorum. Bay bay.